Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar, ben Sıla. Bu videoda Japon okullarındaki kimi sert kimi de ilginç kuralları araştırdık. Bazılarının bizim okullarda da olmasını isteyebilirsiniz. Ama önce çok kısa bir duyurumuz var. Fırat'la birlikte 12 Mart pazar günü 14 ile 17 saatleri arasında Ankara'daki Armada AVM'de sizlerle buluşacağız. Bizimle yüz yüze tanışmak ve fotoğraf çektirmek isteyenleri pazar günü Armada AVM'ye bekliyoruz. Japon okullarında haftalık tatil bir gün. Aslında hükümet bir kanun çıkararak hafta sonu tatilini iki güne çıkardı. Fakat buna rağmen pek çok okulda cumartesi günleri de ders yapılmaya devam ediliyor. Japonya'daki okullarda yaz tatili bizdekinin yarısından daha az. Yıllık tatil sadece 5-6 hafta sürüyor. Okullar Haziran'ın 20'sinde kapanıyor. Ağustos başında açılıyor. Öğrenciler bu tatilin büyük kısmını da verilen ödevleri yapmakla geçiriyorlar. Japon okullarında geç kalma konusuna çok önem veriliyor. Tabii bizde de okula zamanında gitmek önemli. Ama onlarda bir dönemde 5 kereden fazla geç kalırsanız çok ciddi cezalar alıyorsunuz. Japonya'daki okullarda öğrencilerin sevgili olması kesinlikle yasak. Örneğin iki öğrencinin el ele tutuşması ceza almalarına neden oluyor. Yetkililer bu tür ilişkilerin öğrencilerin ders başarısını düşürdüğüne inanıyor. Japon okullarında temizlik görevlisi yok. Öğrenciler kendi sınıflarını kendileri temizliyor. Koridorların ve tuvaletlerin temizliğinden de öğrenciler sorumlu. Japonya'daki okullarda yemekler sınıfta yeniyor. Sıraları birleştirip üzerlerine örtü örtüyorlar. Ardından tabaklarını yerleştiriyorlar. Daha sonra da yemek servisi yapılıyor. Tabakta yemek kalması ya da fazladan yemek istemek kesinlikle yasak. Japon ilkokullarında yüzme dersi zorunlu. Her okulun havuzu var. Öğrencilere düzenli olarak ders veriliyor. Belirli bir mesafeyi tek başlarına yüzecek kadar yüzme öğrenmeden ilkokulu bitiremiyorlar. Birçok Japon lisesinde fiziksel görünümü değiştirecek şeyler kesinlikle yasak. Örneğin makyaj yapamıyorlar. Saçlarını da boyatamıyorlar. Kaş almak bile cezalandırılmalarına neden olabiliyor. Japonya'da öğrenciler okul günleri belirli saatler arasında kafelere, eğlence mekanlarına ya da sinemalara giremiyor. Mesela Tokyo'da öğrenciyseniz sabah 10 ile akşam 6 arasında sinemaya alınmıyorsunuz. Bu yasak öğrencilerin okuldan kaçmasını önlemeyi amaçlıyor. Japon okullarında öğrencilerin küpe ya da piercing takmalarına kesinlikle izin verilmiyor. Buna kolye, bileklik veya yüzük takmak da dahil. Tüm Japon okullarında üniforma giyme zorunluluğu var. Farklı bir kıyafetle okula giremiyorlar. Ayrıca okul kıyafetlerinin üzerinde değişiklik yapmak, mesela farklı bir aksesuar takmak yasak. Sadece okulda değil, eve dönerken de kıyafetleri okulda olduğu gibi giymek zorundalar. Dahası okul kıyafetinin üzerine giydikleri montun da renkli olmasına izin yok. Giydikleri her şeyin üniformalarının renginde olması gerekiyor.